Ben özel olarak kendi kafama takılan bir şey sormak istiyorum, müsaade ederseniz Evet, efendim. buyurun. Bu mealde okurken Haç suresinin 39 ve 41. pasajlarında şu kafama takılıyor benim. Hani Kur'an doğru sorgulayın diyorsunuz ya efendim. Evet, buyurun. Burada şüphesiz ki Allah onları zafere ulaştırmayı en iyi gücü yetendir. Eğer Allah bir kısım insanları diğer bir kısmıyla defedip önlemeseydi. Evet. Buradan sonrası kafam karışıyor. Mutlak surette içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havraları ve mescitler yerle bir edilirdi. Şimdi düşünüyorum da bu hani kilise, havra hani yani Allah-u Teala bunların müessesi olarak olmasını, devam etmesini mi istiyor? Bunu ben anlayamıyorum. Evet. Şimdi şahsınıza çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani şimdi şöyle. Burada şunu ortaya çıktı. Bizim toplumlarda, bizim yazdığımızda, bir başkasının yazdığı meallerde, çevirilerde pek sağlıklı değil. Ha, sizden bunu almıştım ben. Hepsi şekli, hepsi şüpheli, yeri gelip hatalı oluyor. Onun için değerli izleyicilerimizin Kur'an'a yönelik meal, tefsir vesaire okudukları zaman mutlaka sağlamalarını yapsınlar. Mutlaka akıllarının ermediği noktaları da Tamam. araştırmaya şey yapsınlar. Şimdi bu Bakara şey pardon Haç. Haç suresindeki bu ayette Evet efendim. Üç tane sözcük var. Onu ben burada beyan edeyim. Bir Savamiyu sözcüğü var, bir Biyavu sözcüğü var, bir de Salavat sözcüğü var. Bu üç sözcük biz daha önceki klasik şeylerle ezberledik geldiğimizden dolayı bizim çoğumuzu yanılttı. Bu ayet şu anda bunu belki büyük bir iddia olur da yapılmış meal ve tefsirlerin %100'ünde diyebileceğim ölçüde yanlıştır. Aynı ifade Bak, kullanıyor. Evet. şu anda okuduğun yer bizim eski çalışmalarımızda da yanlıştı. Ben de oradan aldım zaten. Evet Tamam, efendim. o da yanlıştı. Öyle mi? Evet, Yanlıştı. o da yanlıştı. Çok enteresan. Biz belirli şeyleri otomatiğe bağlamışız. Bazı kulağımızda demin oruç anlatırken Maris sözcüğünü, hastalık sözcüğünü, sefer sözcüğünü nasıl böyle otomatikten geçmişiz daha önce, şimdi farklı anlattım. Evet. Bu da aynı öyle Öyle bir mi? şeyler olmuş. Şimdi bu ayetlerde bu konuyla ilgili ben bu konuyu düzelttim. Öyle mi? Benim Evet. mealin yeni baskılarında, tebliğin yeni baskılarında bunun doğrusu var. Emek verdim, çalıştım. Sağ olun. Allah Bunları razı ben olsun. düzelttim. Çok sağ olun. Geçmişlerim şeyle hatalarım için inşallah Cenab-ı Hak beni affeder. Bak bunu özellikle herkesin huzuruna itiraf ediyorum. Nasıl yaptım ben bunu? Amerika'dan bir arkadaşım Edip Yüksel bana telefon etti. Dedi ki Hakkı ben burada Bengalleşti bir arkadaştan bir şey duydum. Bu Haç suresinin bu ayetlerindeki kilise havra sözcükleri öyle olmamalıymış dedi. Detayını da bilmiyor dedi. O da bilmiyor dedi. Ben de bilmiyorum dedi. O da bilmiyor. Bu Tamam. konuyu bana aynen bu şekilde gönderdi. Telefonda bunu söyledi. Ben Evet. de bu konu üzerinde çalıştım. Çok güzel. Şimdi bu sözcükler de çarpıtılmış. Tamam mı? Bu sözcükler de çarpıtılmış. Oradaki geçen Savamiu sözcüğü ağaçların filizinden, yaprağından vesaire gibi yeryüzündeki bitki örtüsünü ifade ediyor. Oradaki biat sözcüğü, biattan alışveriş, ticaret, alışveriş merkezleri, çarşı pazarı ifade ediyor. Hiç ilgisi yok. Evet. Savami, salat sözcüğü de yine orada. Bildiğimiz gibi salat merkezi Müslümanların musallalarını şey yapıyor. Ve mescit sözcüğü de bildiğimiz okulları temsil ediyor. Okul, evet. Ayette şöyle deniyor. Eğer ki insanların birbirini birbiriyle defetmesini yapmasaydı, yani meşru savaşı çıkarmasaydı, yeryüzünde irili ufaklı, filizinden tomurcuğundan büyük ormanına kadar ne ağacınız kalırdı, ne çarşınızda, pazarınızda, çarşı, pazar, dükkan vesaire alışveriş kalırdı. Allah Allah. Anlatabildim mi? Ne de musallanız kalırdı, ne de içerisinde Allah'ın zikredildiği mescitler kalırdı. Harap olup giderdi her Her şey. şeyi harap edilirdi. Aynı ifade Bakara suresinde
Evet. Allah'ın sizi birbirine def etmesi olmasaydı yeryüzünde fesat olurdu der. Rivayet de var. Evet. Yeryüzünde kaos olurdu, kargaşa olurdu. Bu ayetin tefsiri de bu ayet olmuş. Yani burada kanserli bir kısmı bünyeden söküp atmak anlaşıldı evet. ama anlaşıldı. Şimdi bunu da Maide Hı. suresindeki 33. ayete bakacak olursak Hı. Allah'a savaş açanların öldürülmesi söz konusu. Ki? Tek nokta o. Evet. Evet. Bak, tek nokta o. Eğer ki Allah böyle bir şey yapmayacak olursa, Allah'a savaş açan adamlar var ya, evet. sizi sömürmek için ne bahçenizde fidanınız kordu, ne ormanınızda ağaç kordu, ne çarşınız olurdu, ne pazarınız olurdu, ne musallanız olurdu, ne de mektebiniz olurdu. Nereden? Sizi yani? Sömürmek, sizi köleleştirmek için her şeyinizi elinizden alırdı. Aman ayetin Allah. Esas anlamı bu. Öz anlamı bu. Evet, vardığımız şey çünkü, bu. Çünkü evet, evet. çok güzel açıldı şimdi, enteresan. Bunu yine baskıda dile getirdiniz. Bunu evet. zannediyorduk ki Cenab-ı Hak işte kiliseye de müsaade ediyor, havraya da. Ha, öyle anlaşılıyor. Nasıl olacak bu? Ha, şimdikine değil efendim, Musa'nın zamanındaki, İsa'nın zamanındaki. Bize bir mesaj vermesi lazım kardeşim. Değil mi? Bak mesajı doğru buradan suymuş, aldık şimdi. Bu hatalıymış. Bir arkadaşımın uyarısıyla ben çalıştım, düzelttim. Arkadaşıma yolladım, o da düzeltti. O da dünyaya yaydı Türkçe Allah İngilizce razı olarak. Olsun. Anlatabilir miyim bu olayı? Çok güzel bir bunu, şey. Bunu şu anda hayatta olan Kur'an çalışmış dostlarıma da duyuruyorum, bildiriyorum. Evet. Onlar da düzelsinler. Önce bir kontrol etsinler ama. İlk önce kontrol etsinler. Hak Yılmaz dediği işi değil de ben arayarak, tarayarak bunları inceledim, şey yaptım. Onlar da bunu öyle bulsunlar. Çok teşekkür ederim kısaca efendim. Çok sağ olun. Oldu, bu konu çok ederim. Güzel oldu. Ben uzun zamandan beri kafama takılıyordu benim bu tamam. konu. Çok bizim teşekkür de takılıyordu ederim. Da işte sırası gelmemişmiş demek çok de. Çok sağ olun efendim. Ve yeni baskımızda bu böyle yayınladık. Öyle onu mi? Da söyleyeyim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim. Saygılar sunuyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.